Değerli kardeşlerim, bugün Ramazan-ı Şerif'in son günü. Mübarek Ramazan bayramının arefesi. Ramazan'la olgunlaşıp, Ramazan ile Ramazanlaşmayı, Ramazan'ın bereketini ve manevi enerjisini, ikinci Ramazan-ı Şerif'e kadar bütün senemize, ömrümüze taşımayı Rabbim bizlere lütfeylesin. Bu bilinçle yaşayıp hareket ettiğimiz zaman sadece Ramazan-ı Şerif'in akibinde bizleri bekleyen o muhteşem bayramın sayılı günlerini değil, ömrümüzü bayram tadında, bayram güzelliğinde idrak ve ihya etme şansına sahip olacağız. Bugün Arefe. Arefe kendini bilmek demektir. Arefe muhasebe günü demektir. Arefe, kulluk ve insanlık bilincimizi pekiştirmek, Allah'a karşı olan görevlerimizi yerine getirirken, bu görev bilincini, ibadet bilincini taşırken, Allah'ın kullarına karşı, insanlara karşı, hayatı birlikte yaşayıp paylaştığımız kardeşlerimize karşı, sorumluluklarımızı, insani ve İslami görevlerimizi de hakkaniyetle, bir o kadar da zerafet ve nezaketle, sevgiyle, muhabbetle süsleyerek yerine getirme azim ve gayreti içerisinde olabilmektir. Arefe, kendini bilmek olduğu kadar haddini bilmektir insan için, mümin için. Değerli kardeşlerim, bir de muarefe vardır. Muarefe, insanların bir arada ve birlikte yaşarken birbirlerine karşı iyilikle, güzellikle, hayırhahlıkla muamele etmeleri ki buna İslam dilinden, kültürümüzde adab-ı muaşeret, hüsn-ü işret yani güzel geçim diyoruz. İşte bu güzel muamele ve muaşeret yaşadığımız hayatta cennetin provasını yapmak demektir. Zaten Ramazan-ı Şerif bizleri cinnet halinden alıp, öfke halinden kurtarıp, kendi benliğimizin esaretinde kendimizi yalnızlığa terk etme haletinden kurtarmak suretiyle sosyalleşme, toplum içerisine karışma, hayattan ve cemiyet insanından haberdar olma, birlikte hayata güzellikler katabilme faaliyetidir ve toplu ibadetlerin icra edildiği ortamdan çıkarken bütün hayatımızı bu ibadet zevkiyle kuşatabilmek, hani bir kısım insanların hayatın tadı tuzu zevke kalmadı dedikleri bir anda ve arenada, hayatın tadını tuzunu kaçıran da insandır, hayatın tadını tuzunu ilave eden, katan ve onu olgunlaştıran, güzel yaşam arenası haline getiren de insandır. Ramazan-ı Şerif'te bu bilinci kazandı. İşte Ramazan-ı Şerif'le kazandığımız bu bilinci sadece Ramazan'la sınırlamadan, Ramazan'ın sonunda yarın kavuşacağımız bayramın birkaç günlük sınırlı saatleriyle, günleriyle tahdit etme değil, bayramları vesile kılarak ömrümüzü bayrama, bayramı da ömrümüze harç edebilmek, ömrümüzü bayramla mayalayabilmektir. Sevgili kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'ten kazanmış olduğumuz en önemli husus, fert ve toplum olarak vahdet bilincidir. Yani birlik, birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma, ülfet ve muhabbet içerisinde olman. İslam'da vahdet bilinci önce bir olan Allah'a yönelirken, aziz, kerim ve muhsin olan Rabbimizin bütün esma-i hüsna-i zatında toplayan ve bize merhametiyle muamele eden yüce Rabbimizin huzurundan, ona karşı tevhid inancının sempolik ritüelleri olan ve ruhumuzu besleyip dünya ve ahiretimiz için huzur kaynağı olan ibadetle Allah'a yöneldik.
Bu ibadetlerimizi icra ederken sadece ferdi planda değil, vahdet inancımızı ibadetlerimize taşıdık. İbadetlerimizi toplu halde teravihlerle, sahurlarla ve iftar sofralarında bir araya gelmekle, aynı zamanda vaaz irşat faaliyetleriyle, hayır ve iyiliklerimizle hayatı donatmak ve fani hayatımızı ahiretimizin hesabına bir sermaye olarak değerlendirebilmek ve de kazanabilmek adına vahdet bilincimizi, birlik, beraberlik anlayışımızı ibadetten sosyal hayata taşıdık. Zaten dinin gayesi budur. Muvahhid bir müminin, Allah'ın birliğine inanan bir Müslümanın Allah'a ibadetle yöneldiği gibi Rabbini razı ve memnun etmeye çalışma gayreti içerisinde olması gerektiği gibi Allah'ın kulları arasından birliğe, dirliğe, huzura, maddi ve manevi asayişe katkı sağlayan gönül eri olabilmek. Yıkıcı değil, yapıcı olabilmek. Kini nefreti bir tarafa bırakıp samimi bir mümin, özdenili bir Müslüman olabilmektir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda bizleri iftar sofralarında, hayır cemiyetlerinde bir araya getiren, Ramazan'a son verirken, Ramazan'a elveda derken, Ramazan'ı Rabbimize uğurlarken, aynı zamanda bayramın heyecanını, bayramın ihtişamını, bayramın manevi zevkini yaşamaya hazırlanıyoruz. Bir nevi Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız güzellikleri ziyaretlerimizle, adab-ı muaşeretimizle, komşuluk ilişkilerimizle, dostluklarımızı geliştirmekle, sıla-i rahimi hem tecrübeli ortamda ama gücümüz yettiği müddetçe ulaşabildiğimiz insanların gönüllerine dokunabilmek sayıkasıyla hayatı bayram kılabilmek. İşte bu minvalden Rabbimizin rızasını kazanma adına oruçlarımızla, iftarlarımızla, iyilik hareketlerimizle, zekat, fitre, fitye gibi hayır hasenatlarımızla hayata rahmet ve merhamet dokunuşları gerçekleştirdik. Bunu gerçekleştirirken kendimizin muhtaç olduğu ilahi rahmeti celbetmeye kendi lehimizde ve hakkımızda kazanma gayreti içerisinde olduk. Değerli kardeşlerim, bütün mesele Ramazan'ın sınırlı günlerinde bu değerleri, bu güzellikleri ve bu güzel hasletleri kazanırken ve kazanmışken asla Ramazan'a elveda derken bu kazanımlarımıza, bu hasletlerimize, elde ettiğimiz güzelliklere, ahlaki fazilet ve erdemlere de elveda dememek. Çünkü onlar bize sadece Ramazanlık, aylık değil, ömürlük lazım. Bütün hayatımızı tezyin edip dekore etmek için lazım. Hayatımızın manevi tadını, tuzunu, lezzetini, şevkini, heyecanını tadabilmek, yaşayabilmek için lazımdır. Onun için Müslümanlar olarak, medeni ve münevver müminler olarak Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız güzellikleri, ibadet bilincini, toplu ibadetleri, hüsnü işledi, adab-ı muaşeredi, bütün körgemiyle, bütün sıcaklığıyla, içtenliğiyle zamana ve kalan ömrümüze, yıllarımıza, aylarımıza, günlerimize yayabilmek, her günümüzü bir bayram tadında, kıvamında, heyecanında, içtenliğinde, güzelliğinde yaşayabilmek. Onun için değerli kardeşlerim, idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'in şu son gününde, Arafa gününde ciddi bir nefis muhasebesi, ciddi bir sosyal hayat muhasebesi, ciddi bir dünyevi gelecek muhasebesi ama hepsinden öte bir uhrevi ebedi hayat muhasebesini yapmak durumundayız aziz kardeşlerim. Bunun için nasıl ki sağlıktan hastalanmadan önce koruyucu hekimlik önemlidir. Yani hastalanmamaya, hasta olmamaya çalışmak.
bizi hasta yapacak virüslerden, mikroplardan, mikrobik ortamlardan uzak durmak kendi selametimiz açısından önemlidir. Temizliğe, hijyene dikkat etmek, sağlıklı beslenmeye dikkat etmek ve aynı zamanda bedenimiz için bunların, bedensel, fiziksel hayatımız adına bunları istediğimiz kadar moralitemiz, yani ruh sağlığımız, manevi dinamizmimiz, manevi enerjimizin devamı açısından da İslam'ın ruhiyatına, dinimizin maneviyatına, manevi güzelliklerine aynı derecede, yani içtiğimiz su, yediğimiz gıda, aş kadar, teneffüs ettiğimiz hava kadar ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. Bu bayram arefesi içerisinden Ramazan'a elveda derken, bayrama da merhaba derken, bayrama ramak kalan bu muhasebeyi gerçekleştirirken ikinci adım olarak, hani Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an'la bütünleşmek, Kur'an'la yaşamak, Kur'an'la manevi heyecanımızı arttırmak, Kur'an'ın ilkeleriyle hayatımızı dizayn edip güzelleştirme gayreti içerisinde olmak. İşte bir mümin, bir Müslüman Kur'an'da belirtilen müminlerin vasıflarını kendi hayatına taşımak. Mümin özellikleriyle özel mümin, güzel mümin olabilmek. Bir diğer ifadeyle Kur'an'da müminlerin vasıfları demek, Kur'an'da tanıtılan Müslüman ahlakı demektir. Üzerimize giydiğimiz elbise kadar, yarınki bayram heyecanını sevdiklerimizin arasına karışmak, onları ziyarete gitmek, ziyaretimize gelenleri kabul etmek için tertemiz pırıl pırıl bayramlıklarımızı, en güzel elbiselerimizi giyeriz. Unutmayalım ki bir insanı süsleyen en değerli, en kaliteli elbise takva elbisesidir, ahlak elbisesidir. Takva ve ahlak elbisesini giyebilen, kuşanabilen insan her yaşta, her çağda güzeldir. Her gününde özel, her gününde güzeldir. Rabbim razı olduğu bu güzelliklerle ahlakımızı süslerken, ahlakın da kendisini süslediği özel ve güzel kullar olmayı hepimize lütfeylesin. Bir diğer husus değerli kardeşlerim, hayata bencillik penceresinden, egoist pencereden bakıp sadece kendi hüzünlerimizi, sıkıntılarımızı bertaraf edebilme telaşesi, umduğumuz ve ulaşmak istediğimiz iyilik ve afiyet haline kavuşmamız için gayretlerimizin ötesinden, sosyal bir aile olduğumuzu, bir cemiyet, bir ümmet, bir insanlık ailesi olduğumuzu unutmadan hayata güzel dokunuşlar gerçekleştirebilmektir. İşte Ramazan-ı Şerif bir ibadet okulu kadar, ibadetle beraber bir ahlak, edep ve zerafet okulu olarak bizleri eğitti. İşte Ramazan-ı Şerif'in bize kazandırdığı bu güzel atmosferde duygu ve düşünce dünyamızı süsleyip dizayn ederken şu bilinci bizlere kazandırdı. Hayat bir mektettir. Ölünceye kadar bu okulun müdavimleri, öğrencileriyiz. Ne mutlu bilgiyi, bilgeliği, edebi, adabı, hayrı, iyiliği, güzelliği öğrenebilmek, öğretebilmek, hayata katabilmek, hayatın kıymetini, özgür ağırlığını, manevi değerini artırarak kendi değerini de artırma gayreti içerisinde olabilmektir. İşte aziz kardeşlerim, hayat bir okuldur ama Ramazan'la sınırlı bir rahmet okulu değil, ömür boyu devam edecek bir bilgelik okuludur. Ömrümüzün her seneyi devriyesinde Ramazan-ı Şerif bütün güzellikleriyle eksiklerimizi tamamlamak, güzelliklerimizi artırmak, hayır ve fazilet yarışında bizleri kamçılamak için gelir. Bu güzelliklerle donanıp, bu hayır ve iyilik duygularıyla, bu coşku ve manevi heyecan ile bayrama girebilenlere, bayrama hazırlanabilenlere ne mutlu. İşte değerli kardeşlerim,
yeryüzü bir mektep olduğu kadar yeryüzü bir mabettir. Ama sadece Allah'a karşı ibadet görevleri olarak bunu algılarsak, hayatımızın bir yerinde eksikler, gedikler meydana gelir. İbadetlerle hayatımızı mayalarken, manen güzelleştirirken, eğer ibadetlerimiz bizim medenileştirmiyor, sosyalleştirmiyor, birbirimizin halinden, deminden anlamak için gayretimizi artırmıyorsa, bizi olgunlaştırmıyorsa, o ibadetler kof ve içi boş olarak Allah'a gider. Öyle ibadetlerin ne dünyamıza ne de ahiretimize ciddi menfaati ve maslahatı olmaz. Belki kul olarak sorumluluktan bizleri kurtarır ama ibadetleri ifa etmekten, yerine getirmekten maksat sadece sorumluluktan kurtulmak değil, hayatımıza renk katabilmek, karanlık dünyamızı aydınlatabilmek, karanlık dünyalara mahkum olmuş gönülleri mahzun insanların duygu dünyasına girebilmek, onların sevinçlerine, hüzünlerine ortak olup hayatı kardeşçe, hakça, dostça, sevgiyle paylaşabilmek, hayatın rengini gökkuşağı gibi güzelliklerle, güzel renklerle donatabilmek, süsleyebilmektir. İşte değerli kardeşlerim, Arafe günümüzde Ramazan-ı Şerife elveda, Ramazan bayramına merhaba derken, şimdi pek çok insan yol hazırlığı, tatil hazırlığı yapıyor. Ama en önemli husus tadilden ziyade sıla-i rahimimizin, gönül insanı oluşumuzun, ölümüzü dirimizi hatırlayışımızın, hayata mana, derinlikli anlam katabilmenin manevi macerasını gerçekleştirebilmek. Manevi kıvamını gerçekleştirebilmek. Hayata güzellik katabilmek. Güzelliklerle yoğurduğumuz hayatı manevi gıda soframıza, zenginlik soframıza, gönül soframıza dönüştürebilmektir. Onun için bir Müslümanın hayatında, gözünde ve gündeminde bayramlar asla tatil değildir. Tatil sevdiklerimizden kopup sadece yanı başımızdaki birkaç insanla bir tatil beldesine sığınıp biraz kendimizi fiziksel ve ruhsal olarak dinlendirme gayreti içerisinde olmaktır. Ama gerçek bir mümin başkalarını dinlerken, başkalarını dinlenirken, mahzun gönülleri okşarken, dua edip dua alırken zaten ruhu dinlenmiş oluyor. Yalnızlık günümüz insanlığının en büyük baş belası illetlerinden, sosyal ve manevi hastalıklarından bir tanesidir. İslam bize sosyalleşmeyi emreder, kabuğumuza çekilmeyi değil. Bencilliğimiz de kendi zevklerimizin mahkumu değil, sahip olduğumuz değer ve güzellikleri, imkan nimetleri Allah'ın kullarıyla etrafımızdaki insanlarla da bir selam, bir muhabbet, bir merhaba ile, bir ikram, çam sakızı, çoban armağanı, hatırı 40 yıl geçmeyen bir kahve, bir çayın, ona eşlik eden sohbetin, muhabbetin, dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin ihyasına çalışabilmek. İşte değerli kardeşlerim, bayramlarımız, bayram yolculuklarımız, bayram seferlerimiz sılaya olsun, sevdiklerimize olsun, can dostlarımıza olsun. İşte o zaman Ramazan-ı Şerif'i idrak etmiş, bayramı bayram tadında ve kıvamında gerçek anlamıyla Allah'a kulluk bilinciyle Allah'ın kullarına sevgi ve muhabbet, sembati ve embatiyle kucaklaşarak, sevip sevilerek, sevilerek ihya etmiş oluruz. Yunus Emre'nin tabiriyle hani bayram Arefe'dir, Arefe haddini ve kendini bilmektir, muarefedir. Birbiriyle hüsnü işret içerisinde olup iyilik ve hayırhahlıkla muamele ve mukabele etmektir dedik. Yunus'un tabiriyle gönül eri, gönül sultanı, maneviyatımızın mimarlarından ve gönül taşlarından bir tanesidir Koca Yunus. Diyor ki, gelin danış olalım, işi kolay kılalım,
Sevelim, sevirelim, dünya kimseye kalmaz. İşte Ramazan bu sevgi ve muhabbet talimini, eğitimini aldığımız, gerçekleştirdiğimiz, bayramlar da bunu zirveye taşıdığımız günlerdir. Ne mutlu sevgiyle, ülfetle, muhabbetle, affederek, hoş görerek, iyilik, ikram ve ihsanda bulunarak gönül alabilenlere, aldığı gönüllerle, kazandığı gönüllerle Rabbinin rızasına erebilenlere, bayramı gerçek bayram olarak yaşayabilenlere. İşte değerli kardeşlerim, ferdi ve toplumsal olarak bu tevhid bilinciyle, bu sevgi ve merhamet bilincini kuşanarak yaşarken asla ve kat'a hayatın neşesi, hayatın cazibesi, bayramın coşkusu sakın ola ki bizi Rabbimize ibadetten, duadan alıkoymasın. Ramazan başından sonuna olduğu gibi bayram günleri de müminlerin özel günleridir. Evet, bayramlar bizim özel günlerimizdir ama o özel günleri bize bahşeden Rabbimizin hukukunu da unutmadan birbirimizin dostça bayram ziyaretiyle kapısını tıktık. Komşu komşu hu hu, be dostum geldim aç kapıyı, kucaklaşalım, helalleşelim, sohbet edelim, muhabbete kendimizi kaptırıp güncel hayatın sıkıntılarından birlikte kurtulalım derken, düşünürken Rabbimizin kapısını çalabilmenin, geldim ya Rabbi diyebilmenin, dua ile Allah'a yönelebilmenin de ayrı bir haz, ruhumuz için manevi bir sevinç husule getirdiğini unutmayalım. Yani bayram günlerinde Rabbimize bol bol dua edelim, birbirimize dua edelim, birbirimize ulaşamadığımız zaman da kıyaben birbirimizin hakkında dua edelim. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı, uyanık mümini şöyle tarif ediyor. Gerçek manada akıllı mümin, akıllı insan, ahireti, ölümü düşünüp ölüm sonrası hayata, ebedi hayata hazırlanan insandır. Gerçek manada aciz, zavallı insan, açınacak insanda odur ki nefsini hevasına, geçici arzularına kaptırmış, mali hülyalarla ömrünü tüketmiş ve tüketmekte olup da hala bu kafret hali içerisinden Allah'tan olur olmaz şeyleri talep eden bedbaht insandır. Ya Rabbi, inancımızın güzelliklerini hayatımıza taşımayı bizlere nasip eyle. Bereketli bir ömürde nice Ramazan-ı Şerifleri ve nice güzel bayramları kardeşlerimizle birlikte ihya ve idrak etmeyi lütfeyle Allah'ım. Gönüllere dokunan, gönüllere dokundukça senin rahmetine dokunan, rahmetini mıknatıs gibi çeken, yeryüzü toprağının bahar yağmurlarını içerisine alıp baharın güzelliklerini üzerinde yansıttığı gibi ya Rabbi, Ramazan'ın feyzini ve güzelliklerini kalan 11 ayımızda en güzel şekilde ahlakımıza, aile hayatımıza, sosyal ve toplumsal hayatımıza yansıtmak suretiyle seven ve sevilen kullar olmayı bizlere nasip eyle. Gözümüzü, gönlümüzü aydınlık eyle. Ramazanımızı, Arefemizi, yarın idrak edeceğimiz muhteşem bayramımızı hem idrak hem en güzel şekilde ihya etmeyle bizleri payidar eyle. Milletimizi aziz eyle, devletimizi payidar eyle, işlerimize birlik düzenlik, daima bizlere birlik beraberlik nasip eyle. Birlik beraberlik vahdet bayramı içerisinde ya Rab, ümmetin de insanlığın da en güzel bayramını barış, huzur, sevgi ve kardeşlik bayramı olarak tatmayı, görmeyi, yaşamayı ikram eyle. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Eda ettiğimiz Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Ama rahmet ve bereketi üzerimizde ve ömrümüzde, hakkımızda daim olsun. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.